Merhabalar, ben Enes Çamlıoğlu. Bugün sizlerle Dacia'nın full elektrikli olan Spring modelini inceleyeceğiz. Kıyaslayacağız, karşılaştıracağız. Elektrikli arabalarla alakalı hem kendi yorumlarımızı katacağız hem de sizden yorumları bekleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Dacia Spring'imiz de çoğu elektrikli araçta olduğu gibi gerek boyutlarıyla, gerek ağırlığıyla, gerek lastikleriyle boyutları minimum, yakıt tasarrufu ve tüketimini maksimum verimlilikte tutmayı hedeflemiştir. Dacia Spring'imizin boyutları uzunluğu 3 metre 73 santim, genişliği 1 metre 57 santim, yüksekliği ise 1 metre 51 santim. Bu aracımızın net ağırlığı ise 975 kilo. Dacia Spring'in birazcık da lastiklerine dikkat etmek istiyorum. 165-70-14 ebatını kullanmış. Fren mesafesi uzun. Yol tutuşu birazcık düşüktür. Neden bu lastiği kullanmış? Tabanı çok ince bir lastik. Sürtünmesi az olduğu için yakıt tasarrufunu ve verimliliğini maksimum seviyeye çıkartmak için bu lastiği tercih etmiş Dacia Spring. Şarj ünitesi şu kısımda. Arabanın içinden açılıyor. 2 adet giriş yeri var. Sanayi elektriği bunlar. Ama bunları ev elektriğine dönüştürebilen cihazlar ve makineler de mevcut. Aracımızın kaputunun içerisinde ne var? Elektrikli olduğumuz için bolca kablo var. Onun haricinde 65 HP beygir gücü, 113 Nm torka sahip aracımız. Sıfırdan 100'e de fabrika verisi 13.7 saniye. Dacia Spring'in bagajına geçelim. Bagaj açma tuşumuz burada. Bagajımızı açtık. Tabii ki aracımızın boyutları küçük olduğu için bagaj hacmimiz de oldukça küçük. Kullandığı malzememiz de burada çok övemeyeceğim Dacia'yı. Çünkü Dacia'da genel olarak hani minimum maliyet, minimum konforu tercih ettikleri için birazcık maliyeti ön planda tutuyorlar. O yüzden malzeme kalitemiz yani 10 üzerinden ancak 5 verebileceğim. Evet, Dacia Spring'imizin birazcık da iç hacminden bahsedelim. Şöyle oturalım içine. Evet, zaten boyutlarından da bahsetmiştik. Bayağı küçük bir araç. Hatta bir ayağım da dışarıda kaldı şu an. Çok bir konfor aramamak lazım bu arabanın içerisinde. Dediğim gibi Dacia ekonomiyi ön planda tutmuş. Biz de öyle tutarsak herhangi bir sıkıntı yaşamayız. Mesafemiz de dar olduğu için arka kolçağımız falan yok. Koltuklara falan buradan görüntüsü ya da ne bileyim tavanımız hani mukavva tarzı. Ya ne diyeyim? Dacia. Evet, Dacia Spring'imizin kokpit kısmındayız. Araç hakkında videonun başlarında çok olumlu şeyler söyleyememiştim ama burada olumlu birkaç şey söyleyebileceğimi düşünüyorum. Çünkü neden? Şimdi bu ekonomik bir araba. Gerek fiyat, gerek boyutlarla alakalı. Multimedyamızı çok güzel kullanmış Dacia Spring. Çünkü navigasyon, geri görüş kamerası şu an hala çoğu araç kullanmıyorken Dacia Spring kullanmış. Klima panelimiz multimedyanın hemen altında. Eko modu ve camları buradan ayarlayabiliyoruz. Ayrıyetten hız sabitleme ve limitleme kullanmış. Yine dediğim gibi bazı araçlar hala daha kullanmıyor bunu. Bu Dacia Spring'imiz bunu kullanmış. Farlarımız otomatik. Otomatik far da bana kalırsa çok önemli bir şey. Aynalarımız elektrikli. Elektrikli ayna kullanmış. Ayrıca far alçaltma yükseltme var görüyorum burada. Burada auto sos diye bir şey görüyorum. Muhtemelen acil durumla alakalı bir şey olabilir diye tahmin ediyorum. Kullanmadım ben hiç. Hani kullanmak da nasip olmasın diyebilirim. Buraya bir tepe lambası koymuşlar. Baya bir manuel. Bu biraz eski tarzda kalmış. Onu söyleyebilirim. Böyle takır tukur bir şey. İşte birazcık omzum buraya dayanıyor. Yine bak bunu söylemeden de yapamayacağım yani. Şimdi el frenine falan geçelim. Çıksın diye de biraz sola doğru gidiyorum. Gidiyoruz değil mi? Duruyoruz şimdi. Yani basit birazcık. Ama olsun. İyi. İdare eder. İki tane airbag'imiz var. Sürücü ve yolcu için.
Vites gene joystick gibi kullanmış. Dacia minimum alan kaplasın diye ki yeni model arabaların çoğunda bunu görüyoruz. İleri, boş ve geri olarak 3 tane fidesimiz var. Yani güneşliği indirdim. Ayna da yok. Ya bir de hepsi, her şey çok küçük geliyor. Minyatür gibi. Plastik minyatür bir şeyin içerisinde gibiyim yani. Evet, frene bastığımız anda bakın sol altta bir tane ok diye bir şey yazdı. İşte arabamız çalışıyor demek o saatten sonra. Dacia Spring'imizi birazcık da kullanalım, bir yol testi yapalım. Nasıl? Nasıl ama? Da gaz tepiyorsan çok iyi abi, şuna bak. Hayat. Her küçük arabada olduğu gibi bu arabada da kullanımı kolay, keyifli ve zevkli. Görüş açımız gayet güzel, geniş. Elektrikli olduğu için motor sesi yok arabada. O yüzden sessiz ve güzel bir sürüş sağlayabiliyorsunuz. İşin yakıt kısmına gelecek olursak, bunu kendim de test etmiş olarak söylüyorum sizlere. Ortalama 15 lirayla 100 kilometre gibi bir mesafe kat edebiliyoruz. Bu da akaryakıt fiyatlarının yüksek olduğu zaman da bence çok çok önemli bir şey. İnsanlar bu arabayı tercih edecekse, bana kalırsa en önemli sebep bu olabilir. Dacia Spring bir evin ikinci aracı olmak için gayet uygun bir araç. Çok mantıklı. Çünkü neden? Genelde şehir içinde kullanacağız bu aracı. Boyutlarıyla park sorununu ortadan kaldıracak, elektrikli olmasıyla yakıt sorununu ortadan kaldıracak. Ve bir de teknolojiye de birazcık ayak uydurmuş olacağız. Çünkü neden? Artık elektrikli bir araba sürüyoruz. Arabanın gidişatı konusunda elektrikli diğer araçlar gibi hızlanması, sürati çok çok iyi. Şöyle de göstereyim size. Yani lastik sesini duyabildiyseniz eğer, çok aşırı derecede bir hızlanması var aracın. Zaten Dacia'nın diğer arabalarında da kullandığı politika bu. Minimum konfor, maksimum yakıt verimliliği ve uygun fiyat. Bu aracın da fiyatı diğer emsal araçlara göre yine uygun. Bu araba 2024 model bir araba. Şu anda 4000 kilometrede bir araba bu araç. Bu araca 790 bin lira, 800 bin lira gibi rakamlara sahip olabiliyorsunuz. Ve baktığımız zaman sıfır bir araca bu fiyatlar bence gayet mantıklı. Ki bir de elektrikli bir araç, yakıt olarak harcadığımız paranın bir kısmını zaten tasarruf olarak cebimize geri koymuş olacak. Evet, şimdi sıfır yüzümüz olacak. Arabanın hızlanmasını da göstermek istiyoruz. Şimdi ona bakalım. Araç tanıtımımızın da sonuna geldik. Sizin de elektrikli araçlar hakkında fikirleriniz, yorumlarınız neler? Sizce elektrikli araçlar benzinli ve mazotlu araçların yerini alabilecek mi? Bunları yorumlarda bize belirtirseniz ve beğenmeyi, abone olmayı da eklerseniz bunların arasına bizi çok memnun ve mutlu edersiniz. Önümüzdeki araçlarda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.